Herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi koronavirüs sonrasında motokuryelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Öyle ki yediğimiz yiyeceklerden, içeceklerden, giydiğimiz kıyafete kadar her şeyi motokuryeler sayesinde evimize kadar alabiliyoruz. Öyle ki şu an motokuryelerin kullandığı motosikletler oldukça önemli. Motokuryeler o motosikletleri neden tercih ediyorlar? Bugün Türkiye'de alınabilecek en iyi 10 kurye motoruna yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Honda PCX125 motosikleti var. Özellikle su soğutmalı bir motosiklet olması, şehir içi ve şehir dışı ulaşım kolaylığını beraberinde getiriyor. Öyle ki Honda'nın kalitesi zaten tartışılmaz ve kuryeler bu motosikleti oldukça tercih ediyorlar. Baktığımız zaman motor özelliğine tek silindirli sıvı soğutmalı motor özelliği var. 8500 devirde 11.3 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 6000 devirde 11.6 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman bu motosiklet özellikle 125 cc bu A1 etiyle kullanabilen motosikletler arasında oldukça güzel bir motosiklet. Güç konusunda, yokuş çıkma konusunda ve uzun yol, şehir içi, şehir dışı konusunda her konuda bu Honda PCX125 motosikleti kesinlikle ideal bir motosiklet. Öyle ki parça bulunabilirliği ve parçaların ucuzluğu konusunda da iddialı bir motosiklet. Listemizin ilk sırasında Honda PCX125 motosikleti vardı. Listemizin ikinci sırasında Honda NC750X motosikleti var. Özellikle siz biraz daha uzun yollara gidip geliyorsanız, özellikle otobanlara çıktığınızda önünüzdeki aracı sollamanız gerektiği zamanlar oluyorsa ve engebeli yollarda bazı yokuş yukarı yollara çıkmak zorunda kalıyorsanız, özellikle motokuryelerin çok beğendiği bir motosiklet var. Honda NC750X. Hem görüntüsü, şık tasarımı ve güçlü olması nedeniyle bu motosiklet çok tercih ediliyor. Öyle ki tartışmalar çok fazla var. Yani bu motosikletin başlangıç motosikleti olarak kullanılabilip kullanılabilmeyeceği konusunda çok konuşuluyor. Ama öyle ki çoğu kullanıcı bu motosikletin başlangıç seviyesinde bile kullanabileceği konusunda hemfikir. Şu anda ne kadar spor tourer gibi enduro klasmanında bir motosiklet olsa da yere yakınlığıyla dikkatleri çekiyor. Öyle ki bu motosikleti kullanmanız için çok fazla uzun boylu olmanıza gerek yok. Kısa boylu olsanız da bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paralel çift silindir motoru ve 750 cc'lik bir silindir hacme sahip olan bu Honda NC750X motosikleti 68 Nm torka sahip. Öyle ki yokuşlarda çok rahat bir şekilde çıkabileceğiniz, açınız dahi olsa hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden yokuş yukarı gidebileceğiniz ve şehir içi şehir dışı çıkıp gidebileceğiniz bir motosiklet Honda NC750X. Aynı zamanda yakıt tüketiminde de iddialı olan bu motosiklet listemizin ikinci sırasındaydı. Listemizin üçüncü sırasında ise Bajaj Boxer 150 motosikleti var. Özellikle yakıt tasarrufundan bahsediyorsak Bajaj Boxer 150'yi kesinlikle yabana atmamamız gerekiyor. Özellikle yakıt konusunda iddialı olan bu motosiklet hem şehir içi hem de zaman zaman biraz uzak mesafeleri de rahatlıkla götürebilecek bir motosiklet. 144.8 cc bir silindir hacmi var. 7500 devirde 12 beygir güç üretiyor. 5000 devirde ise 12.26 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman küçük devirlerde bile azımsanmayacak bir tork ürettiğini ve beygir ürettiğini görüyoruz. Öyle ki bu motosiklete sahip olan insanlar rahatlıkla yokuştan çıkarken hafif biraz daha böyle rakibi olan 125-150 cc motosikletlere göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Listemizin 3. sırasında Bajaj Boxer 150 motosikleti vardı. Listemizin 4. sırasında Honda CBF 150 motosikleti var. Bu motosikleti hemen hemen çoğu listemde kullanıyorum. Öyle ki bu motosiklet hem uzun mesafe olarak zaman zaman kullanılabiliyor, hem parçasının ucuzluğu, parçasının bulunabilirliği, az yakması ve dayanıklı olması nedeniyle bu motosiklet çok tercih ediliyor. Kuryelerde bu motosikleti es geçmemiş. Özellikle çoğu kurye firmalarına baktığımız zaman bu motosiklet oldukça sık tercih ediliyor. Listemizin 5. sırasında Honda Fizi 125 motosikleti var. Evet, bir kurye motosikleti deyince aklımıza ilk önce bir scooter tarzı motosiklet geliyor. Ama artık biraz daha mesafeler arttıkça, biraz daha artık yakıt tüketimi, yakıt sarfiyatı falan derken artık biraz daha scooter'dan da çıkıp daha güçlü motosikletlere de yönelmiş durumdayız. Ama Honda Fizi 125 motosikleti her zaman eskimeyecek ve kurye motorları arasında kendisini her zaman ispatlamış bir motosiklet. Hiçbir şekilde azımsanmayacak bir güce sahip olan bir motosikletle rahatlıkla şehir içinde istediğiniz bir şekilde kullanabilirsiniz ve rahatlıkla kullanabileceğiniz motosiklet. Listemizin 6. sırasında Honda Space 110 motosikleti var. Yine özellikle scooter kategorisinde ve yıllardır kuryelerin kullandığı bu motosiklet çok tercih ediliyor, çok seviliyor ve parça kalitesi olarak da çok sevilen bir araç. Özellikle 5750 devirde 8.4 Nm tork üretmesi bu motosikleti özellikle şehir içi kullanımında birebir muazzam bir araç haline getiriyor. Bu motosikletin eksik yanlarından bir tanesi ise yakıt tankının küçük olması.
yaklaşık olarak 6.5 litre kapasiteli bir yakıt tankına sahip. Hal böyle olunca motosiklet ne kadar az yakarsa yaksın yine de tek depoyla çok fazla uzun menzil vaat etmiyor. Listemizin 7. sırasında ise Bajaj Pulsar NS200 motosikleti var. Özellikle Bajaj'ın ülkemize girdiği yıllardan itibaren Bajaj Pulsar özellikle 150 motosikleti, NS150, NS200, RS200 falan derken çok sevildi, çok sayıldı. Görüntüsü, gücü ve fiyat performans ürünü olması açısından çok sevilen motosiklet de motokuryelerin tercihleri arasında. Baktığımız zaman tek silindirli olan bu araç gücüyle dikkatleri çekiyor. Öyle ki 9500 devirde 23.52 beygir güce sahip. Aynı zamanda 8000 devirde 18.3 Nm tork üretiyor. Öyle ki bu motosiklette şehir içi ve şehir dışı biraz engebeli yollarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz motosiklet. Listemizin 8. sırasında Kymco Agility 125 motosikleti var. Yine kuryelerin kullandığı motosikletlerden bir tanesi olan bu motosiklet özellikle fiyat performans ürünü olarak göz dolduruyor. Öyle ki baktığımız zaman gücü de hafife alınmayacak türde. 6500 devirde 9.6 Nm tork üretiyor. 7500 devirde ise 9.25 beygir güç üretiyor. Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz ve uzun yıllar kullanabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. Listemizin 9. sırasında ise Yamaha YBR125 motosikleti var. Motosiklet severler çok iyi bilirler ki bu motosiklet piyasanın içerisinde yıllardır var. Özellikle uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor olması, parçalarının ucuz olması ve parçalarının uygun bir şekilde bulunabiliyor olması bu motosikleti her zaman cazip kılıyor. Aynı zamanda yakıt tüketimi de çok güzel. Bu motosiklet de kuryelerin kullandığı gözde motosikletlerden bir tanesi. Listemizin 10. sırasında ise TVS Apache RTR150 motosikleti var. Bu motosiklet de özellikle başlangıç seviyesi olarak muazzam bir araç. Uzun yıllar size eşlik edebilecek olan bu araç, kurye motorları arasında da gözde olarak kullanılıyor. Parçalarının kaliteli olması ve bu kaliteye bu kadar ucuzlukta bir fiyat olması bu motosikleti oldukça cazip kılıyor. Tabii ki de bu cazip fiyat diyoruz ama son yıllarda motosikletlerin fiyatları oldukça artıyor. Ama baktığımız zaman aynı fiyatlara diğer motosikletleri almaktansa biraz daha parça kalitesi iyi olan TVS Apache RTR150'yi almanız sizin için daha iyi olacaktır. Bugün Türkiye'de alınabilecek en iyi 10 kurye motoruna yakından baktık. Tabii ki de listemizi geliştirilebilir, tabii ki de listemize farklı motosikletler eklenebilir. Bu listede olmasını istediğiniz motosikletleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.